Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün sizlerle Back to School videosu çekeceğim. Aslında ben Back to School videosu nasıl çekilir çok bilmiyorum. Çünkü ben zaten üniversiteyi bitireli hani çok zaman oldu. Gerçi hala üniversite öğrencisiyim ama hani benim Back to School'um artık geçti bence. Ama eğer ben hala üniversite öğrencisi olsaydım, daha doğrusu şu an açık öğretimden felsefe okuyorum. Fakat tabii sadece sınavlara gidiyorum. Bu bir okul sayılmaz bile aslında. Ben sadece yeni bir diploma almak için çabalıyorum. Fakat ben bir lise ya da üniversite öğrencisi olsaydım okula bu şekilde başlamak isterdim diye düşünerek bir video çekeceğim şimdi. Bu videom bir 2 ya da 3 seri halinde olacak. İlk videom bir çanta hazırlama videosu olacak. Sizler için bir okulun ilk günü çantası hazırlayacağım. Okula gidiş çantası hazırlayacağım. Daha sonra bir kıyafet kombinleri videosu hazırlamak istiyorum. Sonrasında da seneyi planlama, bir sene içerisinde ya da bir dönem içerisinde neler yapılabilir, nasıl çalışabiliriz falan filan gibi. Sonuçta benim de bir öğrencilik geçmişim oldu. Bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Bununla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Bu arada ürünlerimin hatırladığım kadarıyla fiyatlarını da söyleyeceğim sizlere. Çoğunu hatırlıyorumdur. Burada böyle bir yığın oluşturdum. Dediğim gibi bir okulun ilk günü çantası hazırlıyorum. Bu çantanın işte şeylerini anlatacağım, içeriğini tabii ki de göstereceğim sizlere. Şunu koydum, şunun için koydum falan filan diye, ama okul defterleri tabii ki de yok. Bunu bilemem. Bizim zamanımızda mesela öğretmenlerimiz kocaman bir liste verirdi. Dakikaya bakıyorum, 2 dakikayı geçti artık, uzatmak da istemiyorum, video çok uzun olmasın. Bir liste verirlerdi, biz defterlerimizi ona göre alırdık. İşte tellidir, şu kadar ortalıdır, çizgilidir, düzdür, carttır, cürttür falandır filandır diye. O yüzden defter yok bunun içerisinde, ajanda var ama. İlk önce çantamı gösteriyorum ve çantam boş, sonra çantamı dolduracağız. Şimdi ben bu çantayı Plan B'den aldım. 129 lira fiyatı. 129 lira mıydı? 119 lira mıydı? Galiba 129 liraydı. 130 liralık bir çanta. Şöyle çiçek motifleri olan. Şu kısmı da yumuşak. Şöyle. Bence hoş bir çanta. Bir tane arka gözü var. Bir tane de şöyle bir ön gözü var. İspekler falan çok pahalı. İspekler pahalı. Kankenler çok pahalı. İşte Herschel falan filan bir şeyler. Onlar da çok pahalı. Bu da işimizi görür. Hatta işte buna 129 lira verdim. İşte 80-90 lira, hatta 40-50 liraya da var. Bir tane daha alıp da bir senede iki çanta dönüşümlü olarak kullanabiliriz aslında. Bunu makineye atarım ben. Temizlemesi de kolay olur falan filan. O yüzden çok pahalı olmasına bence gerek yok. Ucuz ama kullanışlı. Fiyat performans iyi. Birçok ürün var. Şimdi çantam bu şekilde. Çantamı kucağıma koyuyorum. İlk önce defterlerimi anlatmak istiyorum sizlere. Şöyle şu üstündeki kalemleri bırakalım. Benim 3 tane ajandam var. Şimdi neden 3 tane ajandam var diyeceksiniz. Şu şekilde ajandalarım bunlar. Bu benim iş için kullandığım ajandam. Bu benim ev için kullandığım ajandam. Bu da benim günlük hayatta dışarıda kullandığım ajandam. Aklıma bir şey gelir yazarım, canım sıkılır yazarım falan filan. Bu her zaman benim yanımda olur. Aynı zamanda bunun şöyle de bir özelliği var. Bunun sayfalarını şöyle yırtıp, şuradan çekerek yırtıp alabiliyorsunuz. Hani işte bir liste falan filan yaptığınız zaman iyi oluyor. Sonrasında bunu ev için kullanıyorum. Ev için nasıl kullanıyorum? İşte evin eksikleri, bitenleri, cartları, cürtleri, evdeki temizlik düzenim, evdeki sistemim, işte papyonla ilgili bilgilerim, ne zaman veterinere gidecek, şu bu, hep böyle şeylerim yazar. Bir şey gördüğümde onunla ilgili falan yazarım. Ondan sonra evime haftada bir temizliğe bir yardımcım geliyor. Onun haricindeki işleri kendim yapıyorum genelde. Hani ben de evi temizlerim. Bir de mayamız var. Maya temizliyor.
İşte Maya'nın geleceği günleri, saatlerini, carttır cırttır bunları yazıyorum. Cart cırt sürekli kullandığım kelimedir. Kusura bakmayın. Bunu onun için kullanıyorum. Bu da benim iş ajandam. Dediğim gibi herhangi bir işimle ilgili bir şey olduğunda buna yazıyorum, bunu kullanıyorum. Şimdi bu ajandalarımın sadece iş için olanını yanıma alacaktım. Ama dediğim gibi başta söyledim, bu her zaman yanımda oluyor. Bunu işe giderken kullanıyorum. Her zaman yanımda olan ajandamı çantamın ön şu küçük gözüne koyuyorum. Daha sonrasında şöyle bir A5 boyutta bir display book deniyor bunlara. Deniyormuş. Şöyle sayfaları olan, aradan bir tanesi çıktı. Şöyle bir dosya şeyim var. Dosyalığım var. Bunu tabii ben felsefe notlarım bunun içerisinde var. Bunu çantama koyuyorum. Eskiden not tutardık, defterde not tutardık. Fakat ben böyle A4 kağıtlara, A5 kağıtlara not tutup da böyle bir şeyde saklamayı sanki daha çok seviyorum. Hatta onu eve geldikten sonra da normal bir deftere geçirmek, işte pekiştirmek açısından, tekrarlamak açısından bence daha iyi bir şey. O yüzden böyle yapabilirsiniz ama tabii bu sizin ve öğretmenlerinizin fikri. Üniversitedeyseniz zaten böyle şeyleri daha çok kullanırsınız. Fakat lisedeyseniz, ortaokuldaysanız defter kullanacaksınız büyük ihtimalle. Sonrasında benim bir kalemliğim var. Tabii ki de okul çantasının olmazsa olmazı bir kalemlik. Bunu ne kadar aldığımı hatırlayamayacağım bu arada. Herhangi bir yerinde de fiyatı yazmıyor. Fiyat etiketini sökmüşüm. Bunu ben 45 liraya almıştım. Böyle notebook kırtasiyeden. Markası neydi hatırlayamayacağım. Şurada yazıyor mu? Yazmıyor. İçinde yazıyor mu? İçinde de yazmıyor. Bunun da şeyini kopardım. Ama böyle klasik. Tabii bu 44 lira bunun için yüksek bir rakam. Ama ben çok hoşuma gittiği için aldım. Siz almak zorunda değilsiniz. Daha sonra kalemliğimin içindeki kalemleri göstermek istiyorum sizlere. Bir tane Faber-Castell'in şöyle çıt çıtlı basmalı 07 uçlu bir basmalı kalemi. Çıt çıtlı kalem mi derler, basmalı kalem mi derler artık ne derlerse. Bunu 44 liraya aldım. Ama zaten bunu bir ömür kullanırım. Bir ömür kullanırsınız. 3-5 yıllık bir şey almaktansa öyle bir şeyi tercih ettim. Daha sonra bir tane şöyle çok tatlı bir, bunu şöyle çevirerek açıyorsunuz. Şu şekilde bir tükenmez kalemim var. Böyle şekilli güzel değişik bir şey olsun dedim ve çok hafif bir kalem. Kalemliğimin içine koyayım hatta bunları. Daha sonra bir tane siyah pilot kalemim var. Bir tane Faber-Castell'in Broad Pen'lerinden mor renkli bir tane kalemim var. Daha sonrasında da kaligrafi kalemim var benim. Ben kitap okurken kitaplarımda böyle beğendiğim şeylerin altını çizmeyi çok fazla seviyorum. O yüzden bir tane böyle kaligrafi kalemi her zaman yanımda taşırım. Hatta bunun da ucunu sizlere şu şekilde göstereyim. Görebileceksinizdir umuyorum. Şöyle hafif eğimli bir kalem bu. Kırmızı renkli. Bunun bir sürü rengi var. Bunu da kalem kutuma attım. Yani bir tek şu Faber-Castell'in fiyatını söyledim. Bence diğerlerini de çok söylemeye gerek yok. 3 lira, 5 lira, 10 lira, 15 lira. Her yerde fiyatı değişen kalemler bunlar. Sonrasında Miniso'dan aldığım bu dünyalar tatlısı boya kalemleri. Boya kalemi derken ne deniyordu bunlara? Gazlı kalem. Hayır. Ne diyorduk biz bunlara? Hatırlayamadım. Şu bir dakika. Faber-Castell'in de var. Text liner. Text liner. Anladınız değil mi ne olduğunu? İşte şu. Keçeli kalemlerinden var işte. Bir şeyin böyle altını üstünü çizerken, işte okurken, ederken, tutarken kullanacağımız kalemler. Bunu ben geçen sene Miniso'dan almıştım. Fiyatı da 15 lira. Bunu bu şekilde kullanıyorum. Yanımda taşıdığım zaman da hep böyle olduğu gibi taşıyorum ve kullanıyorum. Gayet kullanışlı ve güzel kalemler.
Sonrasında defter tutarken ben renkli renkli kalemlerle yazmayı çok severim ve daha akılda kalıcı olduğunu düşünürüm. Bu yüzden bir tane Staedtler'ın Fineliner şöyle üçgen şu kalemlerinden var. Bunlar da tükenmez kalem gibi. Bunu da 39,5 liraya almış markasında şöyle fiyatı yazıyor. Bunlar çok 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 severek kullandığım kalemler. Ben daha önce bunlardan 4-5 tane bitirdim. Şeyler vardı. Neydi onların adı? Bende yok sanırım onlar. Neden her şeyin adını unutuyorum bu videoda? Şu çok meşhur şey bu kalemlerden var ya. Adı neydi onların? Ay bir türlü hatırlayamadım. Şurada var mı diye bakacağım ama yok, ben o kalemleri zaten sevmiyorum. O böyle meşhur işte bu şeyde kalemlerin tanesi dünyanın parası. İşte birkaç taneli almaya kalktığınızda 70-80-100 liralar falan havada uçuşuyor. Bence bu yüzden hiç gerek yok. Daha sonra bir tane şöyle minik bir makyaj çantası gibi çantam var. Böyle bir çantanız olmasını, çanta edinmenizi çok tavsiye ederim. Bu tarz şeyler bence insanın kurtarıcısı ve her genç kızın da mutlaka edinmesi, sahip olması gereken şeyler. Bunun içerisine bir tane peçete koyuyorum. Bir tane şöyle ıslak mendil koyuyorum. Tabii hangisinden ne istediğiniz hiç önemli değil. İstediğinizi alın, koyun. Daha sonra bir tane sakız koyuyorum. Ağzımızın tadı değişsin. Şöyle güzel değişsin. Ferahlasın nefesimiz. Sonrasında Yves Rocher'in tabii renkli rujlar falan filan öyle şeyleri önermiyoruz genç kızlar için asla. Ama şöyle sonuçta kışın okula gidiyoruz. Bu böyle zaten renk de vermeyen bir şey. Çok hafif bir pembelik veriyor ama bunun verdiği renk renk bile değil. Çilek kokulu bir dudak balmı var. Kış aylarında dudaklarınız kurumasın diye böyle bir şey çantanıza taşımanızı da tavsiye ederim. Tabii bunların tamamen şeffaf olan şeyleri de var ama benim elimde bu vardı. Onlardan yoktu. Siz isterseniz onlardan alın. Hiç renginiz olmasın. Sonrasında bir tane el kremi. Şöyle ben okuldayken her teneffüste ellerimi yıkardım. Ondan sonra sınıfa gelip bir tane nemlendirici krem sürerdim. Tabii benim o zamanlar Arco kremim vardı. Ya da Nivea'nın şu yuvarlak şeyleri olur ya kapaklı, onlardan olurdu. Tabii artık bu sistem de iyice ilerledi benim zamanımla. Alakası yok. Tabii ben de kendimi iyice yaşlandırdım. Bir tane böyle nemlendirici krem. Ellerimiz kurumasın. Böyle bebek gibi olsun ellerimiz. Temiz olsun. Daha sonrasında bir tane şöyle saç tokası. Olur da saçınızdaki kopar eder tutar ya da işte toplamanız gerekir. Şimdi şey nedir bilmiyorum ama bizim okulumuzda asla saçımız açık gezemezdik. Tabii şimdi genç kızları görüyorum ki hep saçları açık geziyorlar. Belki de bu yasak kalkmıştır, bilemeyeceğim. Bir de şöyle firkete tel tokalarımız var. Bunlar var. Bunları da bu çantamın içerisine koydum. Ağzını kapattım ve çantamın içerisine attım. Daha sonrasında başka hiçbir şeyim kalmadı. Bayağı çantamı topladım. 13 dakika şu an gösteriyor. 13 dakikadır konuşuyorum, ediyorum, tutuyorum. Ön göze sadece şu ajandamı koydum. Arkaya da koyabilirsiniz. Bunu hiç önemli değil. Ben buraya anahtarlarımı koyarım. Cep telefonumu koyarım. Kulaklığımı koyarım. AirPods kullanıyorum ben. Sizler nasıl şey kulaklık kullanıyorsanız onu koyabilirsiniz. Ama eğer şeyinizde kulaklığınızda bu kablolu kulaklıklardansa onu da böyle küçük bir kese gibi bir şeyin içerisine koyarsanız, o şekilde kullanırsanız kulak sağlığınız için daha iyi olur. Kirlenmez, etmez, tutmaz. Bu şekilde benim şöyle minik bir okulun ilk günü çantam oldu. Ders programlarıma, derslerime hazırım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Tabii diğer YouTuber'lar işte gidip de bayağı back to school videolarını AVM'lerde falan çekiyorlar ama ben çok utanırım. Şimdilik ben öyle o şeyin insanı değilim maalesef. Keşke o kadar özgüvenli olabilsem, keşke o kadar rahat olabilsem. Ben hala burada bile çekerken komşularım beni görecekler diye utanan bir insanım. Maalesef bunu kıramıyorum bu toplum baskısından dolayı. Halbuki ayıp bir şey yapmıyorum.
Ama neyse, tabii önemli değil. Toplumsal mevzulara girmiyoruz. Burada duyar kasmıyoruz. Bu çantam bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer video okul için kombinler videosu olacak. Büyük ihtimalle üniversite öğrencilerinin kombinleri olacak bunlar. 18-19-20 yaş kombinleri olacak. Göreceğiz bakalım, izleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çantam ve ben size iyi günler diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.